%18.3 çıkmış. 2021 ikinci çeyreğinde tasarruf oranımız. Harcamalar azaldığı için biz otomatik olarak ne yapıyoruz? Tasarruf etmiş gibi görünüyoruz. Ama tasarruf etmek kolay bir şey değildir. En büyük eksikliğimiz bütçemiz yok. Çocuklarımızın masrafı yüksek. Eğitim giderlerimiz gerçekten çok yüksek. Herkese merhaba. Ben Kerem. İnege mevduat ve yatırım ürünlerinden sorumluyum. Tasarruf eğilimleri araştırmasını Sadi hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Sadi hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. 2021 ikinci çeyrek tasarruf eğilimleri araştırması bize ne söylüyor? Evet öncelikle tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Çünkü bu kadar uzun süreden bu yana tasarruf eğilimleri araştırması yapıyorsunuz. Bu bizim için çok değerli bir bilgi. Çünkü bu tür periyodik bilgiler maalesef bizde olmuyor. Dolayısıyla ING ve İPSOS'a bu nedenle teşekkür ederim. Şimdi gelelim neyi söylüyor bize. %18.3 çıkmış 2021 ikinci çeyreğinde tasarruf oranımız. Baktığımız zaman özellikle 2018-2019 sürecinde %16'yı geçememişiz. Fakat bu pandemi etkisi... Gerçekten son derece etkili. İnsanlar işte o kapanma sürecinde eve kapandı. Ee, bazen işe gittik ama e, kısıtlı gittik. E, bazı işyerleri uzunca süre e, kapandı ama sonuçta şunu da yaptık tasarruf etmeyi de başardık. Yüzde yirmiler seviyesinde tasarruf etmişiz biz. Şu anda 18'ler civarında bir tasarruf oranımız var. Bu yılında 2021'in birinci, ikinci çeyrek ortalaması da 18.4. Bu çok güzel. Yani en azından bu tasarruf oranları bizim için önemli. Çünkü bir ülkenin, bir ailenin kamusuyla, özel sektörüyle, ailesiyle mutlaka tasarruf etmesi gerekiyor. Bunun makroekonomik nedenleri de var. Ama e, ailesel veya da insana özgü nedenleri de var. O zaman ben şunu anlıyorum, hala yeteri seviyede bir tasarruf oranımız yok, tasarruf edemiyoruz. Ama pandemi gibi belirsizliğin olduğu bir dönem, biz aslında geçmiş dönemlere göre biraz daha fazla tasarruf ettirmiş. Doğru mu anlamışım? Evet, yani mecburen e, tasarruf etmişiz e, aslında. Bazı harcamalarımız azalıyor, gerçi bazı harcamalar da arttı. Özellikle evle ilgili ihtiyaçlar arttı. Evden çalışmalar başladı biliyorsun, yeni bir çalışma düzenimiz e, oluştu. Sadece bizde değil. Dünyada da tasarruf oranları çok artmış. Mesela Amerika o kadar çarpıcı ki bu konuda. Salgın öncesi %10'u hiçbir zaman tasarruf oranları geçmiyor. Fakat 2020 e, itibariyle rakamlara baktım. En kapandıkları dönem işte herhalde 1. Mart dönemleriydi onların da e, %30'a yükselmiş tasarruf oranı. Çok yüksek. Ortalama 2020'yi %20'lerle geçirmişler ki Amerika'nın bile %20'ler seviyesinde tasarruf etmesi salgının etkisinin ne kadar güçlü olduğunu bize gerçekten gösterdi. Ha, bu eğilim devam eder mi etmez mi bilmiyoruz ama bu tasarruf oranları önemli ülke açısından da birey açısından da aile açısından da son derece önemli rakamlar.